Bugün Big Joy'un konuğuyuz. Big Joy'un kanalındayız. Sağ olsunlar bizi konuk ettiler. Hedef olmadan motivasyon olmuyor zaten. Evet. Cemal'ı sana bırakıyorum. Adele'yi ben seçtim. Herkese selam. Ben Markus. Yanımda Ali Hocam var. Merhabalar. Nasılsın Ali Hocam? Teşekkürler. Sen nasılsın Markus? Teşekkür ederim. Ali Hocam'la güzel bir idman yapacağız. Ali Hocam'ın da yarışmaya son iki haftası var. Aynı zamanda Instagram'dan bize sorduğunuz soruları yanıtlayacağız. Bazılarını ben, bazılarını Ali Hoca cevaplayacak. Ama öncesinde kendimi tanıtmayayım artık. Beni görmüşsünüzdür Big Joy'un videolarından. Ali Hocam'ı bir tanıyalım. Ali Hocam, Azerbaycanlısın. Evet, Azerbaycan vatandaşıyım. Evet. 20 yıla aşkın süredir buradayım. Türkiye'de yaşıyorsun evet, ama. Evet, buralı olduk sayılır artık. En son sen çok güzel bir yarışma yaptın sanırım. Arnold evet, yarışmasına katıldın. İspanya'da Arnold Classic vardı. Orada şampiyon mu oldun? Evet, orada hem IFBB Elite Pro'yu aldık. Evet. Hem de teşekkür ederim. 95 kiloda kendi kategorimde biri oldum. Güzel bir derece aldık. Şimdi dünya şampiyonası var. Tabii canım, Arnold yarışması evet, çok zor bir yarışma. Evet. Zorlayan bir yarışma. Ya, ama şöyle söyleyeyim, hala bile onun şeyinde değilim yani. Yani o bitti artık, senin için evet, yeni hedefler yeni var. Yeni hedefler var. Bu tamamıyla bir yarışmacı mantalitesi. Evet. Yani bir hedef var. 7-8 ay boyunca oraya doğru gidiyorsun ama kazandıktan sonra anında geride kalıyor ve evet, artık senin onunla bir işin yok. Geride bırakıyorsun, yeni tekrar bir hedef koyuyorsun. Tek, hatta o süreçte yapmayacağım diyorsun. Tabii. O diyetin yorgunluğuyla falan. Ama yine yarışma bittiği gibi evet, hemen bir hedef koymak zorunda hissediyorsun kendine. Bu arkadaşlar yarışmacı mantalitesi. Şimdi iki hafta sonra tekrardan bir yarışmam var. Evet. O nerede olacak peki? O da İspanya, Santos'ta da olacak, Barcelona'da. İspanya'da olacak. Evet, dünya şampiyonası. Milli takımlarla gidiyoruz. Nasıl hissediyorsun? Formun nasıl? Ya şu an formum iyi. Çok biraz işim kaldı. Yorgunum hatta. Çok ama yorgunum. 3 yarış yaptın evet, ve o yorgunluk kesinlikle artık bu yarışma bittikten sonra dinlenme moduna gireceğiz. Evet. Off sezon yapacağız. Dinlenme modu diyor da o da yine yarışma bittikten sonra hadi yeni bir hedef koyalım. Evet. Bak, görürsünüz. Yok, biraz dinlenmem lazım zaten, biliyorsun da pro kart aldığım için. Evet. Yarışacağım için üzerine koymam gerekiyor. Tabii birazcık. biraz dinlenmem dinlenip gerekiyor. Evet, kesinlikle. Çok doğru. Ben de son 1,5-2 yıldan beri yarışmıyorum. Covid girdiğinden beri yarışmıyorum. Evet. Ama artık yapamıyorum yarışmadan. Anladın mı? Bir hedef olması gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden iki hafta öncesinde bir seri başlattım kendi YouTube kanalımda. Markus'un geri dönüşü diye. Evet, evet, şimdi ufak ufak ben de hazırlıklara başladım. Ama tabii henüz belli değil hangi yarışma olacağı. 2-3 hafta sonra hangi ayda yapacağımı atıyorum. Önümüzdeki yıl Mayıs veya Haziran yarışma seçimlerine doğru gideceğim. Çok güzel hissediyorum kendimi ama ya. Bir evet, hedef olunca gerçekten kesinlikle, hedef evet, olmadan motivasyon olmuyor zaten. Evet, hedef evet, koymadan insanlar motivasyon arıyor. Ama bir hedef koymadan nasıl motive olacaksın ki? Evet, evet. Ya ben spor yapayım. Niye yapayım ama? Bir hedefin olması lazım. Atıyorum yaza güzel bir vücudun olması için de bir hedef koyabilirsin kendine. Bir yarışma için de koyabilirsin. Ya sağlık için de koyabilirsin. Evet. Önemli olan bir hedef olması. Şimdi sizlerin bize sorduğu soruları cevaplayalım artık. Hazır mısın? Hazırım. Merak ediyorum ne sordunuz? Ben de merak ediyorum. Biz 5-6 tanesini cevaplayalım. Sonrasında idmana girelim. Aynen. Çok da şey yapmayalım. Yapalım. Hangisini seçeceğiz ama nasıl seçeceğiz? Şey yapsak olur mu? Kura tarzı bir şey yapalım. Bu soruları kağıda yazalım. Ayrı ayrı kağıtlara. Sürpriz olmuş olur abi. Sürpriz olur. 5-6 tanesini çekelim kurayla. Yeriz, öyle bir şey yapabilir miyiz? Tamam. Daha eğlenceli, daha zevkli olsun. Hemen de hızlıca getirdiler. Teşekkür ederim. Böyle daha zevkli ya, daha eğlenceli bu evet, şekilde. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi bakalım. Vücut geliştirme başlangıç seviyesindeki bir sporcu kas gelişimi için hangi supplementları kullanmalı öncelikli olarak? Ben cevaplayayım mı bu soruyu? Olur. Ben aynen, cevaplıyorum. Benim düşüncem öncelikli olarak whey protein. Çünkü başlıca herkesin kullanması gereken, atıyorum işte bir sürü supplement var. Hocam hepsini alamıyoruz. İşte hangisini öncelikli olarak alıyorum diyorsanız bir iki tane supplement var. Öncelikli olarak whey protein. Neden whey protein? İdman sonrasındaki kas tamiri için. Şimdi şöyle, idmandan hemen sonra evet, en büyük kas tamiri gerçekleşiyor. Kesinlikle. Kaslar çünkü yıkılmış oluyor. 45 dakika içinde, 1 saat içinde. Yani, evet, 45 dakika, 1 saat evet, içerisinde vücudumuzda protein olması gerekiyor ki o kaslar toparlansın. Protein olmazsa beslenmesi kaslar gerekiyor, evet, toparlanamıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Atıyorum idman sonrasında sen tavuk yesen 2 saat 3 saatte sindiriliyor. Evet. Whey protein içsen o toz sindirim halinde olduğu için, olduğu için sindirimi evet, çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla ulaşması gereken yerlere 45 dakika içerisinde, yarım saat içerisinde ulaşıyor. Ve kas tamiri için gerekli olan proteini oradan almış oluyoruz. Yani idman sonrasında whey protein kesinlikle gerekli. Ali Hoca da bu arada 2 haftası var yarışmaya. Aldığı karbonhidrat miktarı acayip az. Evet. O yüzden böyle bizde kafa gidip geliyor. Beynin %30'u mu %35'i mi ne karbonhidratla çalışıyor. Yani kesinlikle, düşük karbonhidrat alırsanız böyle bir durgunlaşıyorsunuz. Oksijen gitmiyor yani. Evet, ben kesinlikle senin şeyini çok iyi anlayabiliyorum yani. Enerji yerlerde. İkinci soruyu seçelim bakalım.
Hazır mısın? Sana geliyorum soru. Hadi bakalım. Şöyle elime geldi, şunu alayım. Haydi bakalım, acaba ne sordunuz? Yağ oranı yüksek bireyler sporda yağ yakarken kas kaybı da yaşar mı? Yani yağ oranı yüksek, evet. Normal bir fiziğe göre yüksek. Anladım. Yağ oranında. Hı-hı. Bu kişinin kas yakma imkanı var mı? Bu süreçte olmaz, neden olmaz? Çünkü bu enerjiyi zaten yağlı olduğu için, yağdan harcayacağı için çok bu dönemde olmaz. Ama ileriki dönemlerde yağ oranı düştükçe tabii ki de kastan gitme oranı daha artıyor. Bu süreçte de işte hani beslenme protein orayı tabii, evet. Protein oranı, kardiyosu, bunlara artık dikkat ama etmesi. Şey diyorsun, ilk etapta yağlı bir birey yani, evet. Enerjiyi oradan kullanacağı için daha fazla yağ yakacaktır. Evet. Ama yine de her daim protein miktarını kendi kilosuna göre alması gerekiyor. Kesinlikle kontrolü almak gerekiyor. Ben sana bir soru sorayım ya. Tamam, merak ettim, ne soracaksın? Şimdi Azerbaycanlısın sen. Evet. Türkiye'de en beğendiğin böyle sporcular var mı? Yani yarışmacı olsun, tabii sporcu olsun, favorin atıyorum. Favori 4 kişi say bana. 3 demeyeceğim şimdi, 4 say. Sıralama olarak sayarsın. Yok, sıralama olarak sayma. Beğendiğim, şöyle söyleyeyim. Sporcuları say bana. Mahmut abi var, Mahmut Irmak. Mahmut Irmak, bayılıyorum. Tabii. Evet. Gerçekten. Efsane çok bir fiziği iyi. Var ya. Ali abimiz var, Ali Emre. Ali Emre çok klasik güzel bir fiziği var. Yani evet. İnanılmaz beğeniyorum onun. Ali abinin fiziği, yağ oranı çok düşük. Evet, çok düşük. Bayağı kondisyonlu bir sporcu. Evet, çok kondisyonlu. Çok beğeniyorum onu. Kondisyonlu. Hadi bir kişi daha say bakalım. Hadi o da sen o. Eskilerden say. Eskilerden kim kaldı? Başka da Ahmet en ünlü diyeyim ya. Ahmet en ünlü, tamam. O da bayağı eskiden. Aynen, o da bayağı eskiden. O en başlarımız zaten. Evet evet. Kimi söyleyebiliriz? Bizi beğenmiyor tabii. Ama eskilerden konuşu yapıyoruz. Yok, tamam, o zaman ben çekmeye devam ediyorum. Son soru olsun. Tamam gidelim. Hadi yapalım. Antrenmanımızı yapalım. Bulk döneminde kilo alımını nasıl hızlandırabiliriz? Bunu da ben cevaplayayım. Olur. Bulk dönemi çünkü benim işim. Ben her zaman bulk'tayım. İnsanlar hep şey yapıyorlar ben bana. Ben unuttum hocam, ya. Bulk'ın olduğunu unuttum. Hocam hep bulk'tasınız. Ne zaman görsem bulk'tasınız diyorlar. Kilo alımını hızlandırmak için daha fazla yemek yemek gerekiyor. Ama neden kilo alımını hızlandırmak istiyorsun ki? Bu var yani. Yani kaldıramayacağın ağırlığın altına girme gibi bir şey bu da. Çok fazla evet. Yemek yersen yağlanacaksın. Kesinlikle. Ama aksine şöyle bir şey de var. Ya bir de lafını kesiyorum. Bize şöyle bir mantık var. Kilo alayım. Yani kas almayı düşünmüyor. Evet. Kilo alayım, yağ alayım. Yani kas almayı, temiz kas almak kilo daha kilo almayı mantıklı. İşte bulk evet. Yapmak sanıyorlar. Şimdi evet. Seni tanıyanlar diyecek ki hemen hocam siz ne kadar 7000 kalori besleniyorsunuz, bir de bunları söylüyorsunuz. Ama ben neden 7000 kalori besleniyorum? Şimdi herkesin metabolizma hızı farklı. Atıyorum sen 2000 kalori alırsın günde. Evet. Sen yağlanmazsın. Ben 5000 kalori alırım. Ben yağlanırım. Neden? Benim kas oranım fazladır. Bazen metabolizma hızım fazladır. Fazla. Herkes kendine göre alması gereken kaloriyi, alması gereken proteini, karbonhidratı bulması gerekiyor. Kesinlikle. Kendi çabalarıyla. Bunu işte internette atıyorum her yerde yazıyor. İşte şu kadar alması gerekiyor. 67 kilo bir insan, işte şu yaşta bir insan, şu işi yapan bir insan şu kadar kilo alması gerekiyor. Bu aslında genel bir şey. Bu sen kendi kendine bulman lazım. Senin içinde neler oluyor, hormonların evet. Nasıl? Bunu bilmiyorsun ki gün içerisinde ne yapıyorsun vesaire. Yaptıkça çözmek gerekiyor. Kendini tabii oradan hesaplayamıyorsun yani. Kesinlikle. Hocam ben işte günde 3127 kalori almam gerekiyormuş. Ne alaka yani? Onu nasıl buldun? Anladın mı? Nasıl bulman gerekiyor? Ben onu söyleyeyim. Fix bir menü yap kendine bir haftalık. İşte 700 gram tavuk olsun. Ondan sonra 300 gram pirinç olsun. Hedefine göre tamamen sallıyorum şu anda ama sonuç olarak 3000 kalori mesela, tamam mı? 3000 kalori ve sporun da kardiyon da aynı düzende olsun. Bak bakalım bir hafta sonra kilo alıyor musun? Kilo veriyor musun? Kilona nasıl bir değişiklik oluyor? Hiç değişiklik olmuyor mu? Ve sen kilo mu almak istiyorsun? Üstüne biraz daha koy. Biraz daha karbonhidrat koy mesela. Biraz daha yağ koy. Geneli şöyledir. Aslında olması gereken şudur. Ama tabii yine değişik gösteriyor. Eğer büyümek istiyorsan bulk döneminde ve temiz kas kütlesiyle büyümek istiyorsan alman gereken kaloriden atıyorum 3000 kalori yakıyorsun ve 3000 alıyorsun. Bunun üzerine artı 500 veya artı 1000 eklemen gerekiyor. Evet. Çünkü 7000 kalori 1 kiloya eşdeğerdir. Kesinlikle. Atıyorum 3000 kalori yaktın bugün. Sen 4000 kalori aldın ama burada gerekiyor. Artı 1000 elimizde var. Kesinlikle. 7 gün sonra 1 kilo almış oluyorsun teorik olarak. Bir de temiz alıyorsun. Evet, temiz alıyorsun. Temiz yemek yersen temiz alıyorsun. Evet. Tekrar söylüyorum, herkesinki farklı. Siz onu kendiniz bulmanız gerekiyor. Hadi bir soru daha yapalım o zaman. Yapalım hadi, sor olsun. Zaten iki tane sorumuz kalmış burada yani. Bunlardan birini alalım. O piti piti karamela sepeti te. Bakalım ne çıktı. Bu soruyu da ben cevaplayacağım. En favori şeyim çünkü. Hadi bakalım. Hadi olur mu? İzin veriyor musun? Hadi yap. Predator shot mı, toz mu? Hangisini tercih etmeliyiz? Predator'ı bilmeyen yoktur artık. Pre-workout, Big Joe'in pre-workout'u. Bende çok güzel bir etki ediyor Big Joe'in pre-workout'u. Toz halini kullanıyordum. Yani Big Joe sponsorum olmadan önce bile toz halini ben kullanıyordum. Hatta yarım ölçek alıyordum sadece idmandan önce. Çok güzel bir odak sağlıyor. Çok güzel bir enerji veriyor. Atıyorum 10 tane barfiks çekiyorsam 15 tane barfiks çekiyordum. Yani öyle bir enerji ve güç veriyor ve odak sağlıyor. Şimdi sıvı halini de çıkarmışlar. Likit olarak. Evet, likit halini de çıkarmışlar. İkisi de aynı etkiyi veriyor gibi ama likit tabii sıvı ki de için, daha kolay. Evet. Evet.
döküyorsun, içiyorsun yani. Bir daha atıyorum uğraşmak istemeyenler, onu döküp shaker'da karıştırmak istemeyenler direkt shot yapıyorsun. Etkisi de antrenman boyunca bayağı sürüyor yani. Tabii 4 saat kadar onu hissediyorsunuz. Yeter sorular artık. İdmana geçelim ya. Ben idman yapmak istiyorum ya. Yapalım. Hardcore sağlam bir idman yapalım. Aynen. Ne yapacağız? Kol antrenmanı yapalım. Kim karar verecek ne yapacağımıza? Sen karar vermen lazım aslında. Tamam. Senin düzenini bozmayalım. Sen yarışmaya kol yapalım. Tamam, kol yapalım. Hareketleri de belirleriz birlikte. Tamam. Hadi bakalım. Hayır, antrenmanı sana bırakıyorum. Adele'yi ben seçtim. Ya tamam. Hadi bakalım. Ama pişman olma sonra. Ya, şaka yok. Her türlü. Mekana geldik. Evet, işin en zevkli kısmı. İşin en zevkli kısmı. Aynen, kesinlikle. Şimdi bana bıraktın idmanı. Ben kesinlikle bir şeyler sen tasarladım değilsin kafamda. Bana uyar. Bicepsle başlayacağız. Bakalım sen de beğenecek misin? Evet. Hemen sizlere de anlatayım ne yapacağımızı. Düz barla ne geniş ne dar tutuş, orta tutuş. Bar curl yapacağız. Hemen peşinden onu bırakıp şu şekilde dumbbell'larla çift dumbbell curl yapacağız. Ama tam kaldırmayacağız. Şöyle yarıda kaldırıp aşağı ineceğiz. Yarıda kaldırıp aşağı ineceğiz. Evet. Bunun sebebi şu, ben her zaman şeyi istiyorum, biceplerdeki kasların kalınlığını istiyorum. Bunun genişlemesi için de düz barlarla biliyorsun, düz barlarla yapmak gerekiyor. Aynı zamanda bunu yaptıktan sonra zaten pump olacağı için ön kol kaslarımız. Sonrasında alıp alt tarafı uzatmak için, dolu bir görünüm sağlamak için onlarla hafif bir pump sağlayacağım oraya. Yarım yapacağım. Beğendin mi? Güzel. Hadi başlayalım. Tamam, sen de öngörürsen önce sen öyle yapalım. Hadi ben başlayayım, güzel. Tamam. Burada biraz bekliyorum. Bu yanma hissi çok güzel. Bayağı yandı ama. Baksana. Tabii seninkiler kadar olmasa da. Yaktın bizi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Adam makine zaten. Estağfurullah. Çok tecrübeli Ali hocamız. Şu anda yağ oranı %5'lerde belki biraz daha düşük. Tam yarışma formunda. Derisi bir kağıt kadar ince. Harikasın. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Bir kol idmanınızda bu iki hareketi deneyin. Ama burada bir direnç sağlayın. Bekletin burada 5-6 saniye. Yapabildiğiniz kadar yapın tekrarı. Güzel. İyisin, iyi. Eyvallah. İkinci harekete geldik ön kolda. Hocam vallahi bana bıraktığın için ben devam ediyorum. Evet yani. Evet, sen ben... Devam et. Yani ben arkandayım. Sen devam et. Arkam sağlam. Orada sorun yok. Oturarak şey yapalım dedim. Dumbbell curl yapalım. Az önce düz curl yaptık. Şimdi biraz çevirerek daha çok tepe kasına hedef alalım. Biraz daha tepecikli olsun bicep kaslarımız. Değil evet mi? Olmaz mı? Aynen. Bunu yapıp peşinden 10 saniye dinlenelim. Sonrasında aynı oturduğumuz yerden hammer curl yapalım. Hammer yapacağız. Dışa. Tabii, ben başlayayım. Bu arada benim şu anda çalışma şeklim şu şekilde. İyice ısındıktan sonra atıyorum 4 set yapacağım bir hareketi. Evet. Öncelikle iyice ısınıyorum. Hafiften ağrı doğru değil de yapabileceğim en ağır kiloyu alıyorum. 4 sette en ağır kiloyla maksimum tekrar çıkarıyorum. Müzik.
açım. Acıttı. Ya. Acıtmadı değil yani. Az önce gösterdiğimiz bicep ön kol hareketlerine 4'er set yaptık. Süper setti onlar zaten. Kol küçük bir kas grubu. O yüzden çok şiddetli yapınca süper setti böyle 2 hareket gayet yeterli oluyor. Tabii çalışma şeklinize göre değişir ama bir de Ali Hoca'nın yarışması var. Evet. Ona çok yoğurmak gerekiyor. Ama gayet sert zaten. Bunun ötesine de çıkamayız. Yok, yok. Gayet ya, iyi pump oldu. Kıvamında. Evet. Şimdi arka kola geçelim. Aynı şekilde arka kolda da süper setli 2 tane hareket yapacağız. Buradan overhead yerden çekeceğimiz bar extension yapacağız. Peşinden gelip direkt push down yapacağız. Ben hemen başlıyorum. Yarışmadan önceki haftaya da iki hafta öncesinde ben ağır çalışıyorum normalde. İnsanlar triset falan yapıp işte hafif düşüyor. O zaman kütle kaybettiğini düşünüyorum. Kuvvetin varsa basacaksın yani. Bu şeyde sınırı yok. Yarışma öncesinde güç düşüyor ya. Evet. Ben yine de hipertrofi yapmaya devam ediyorum. Yani tamam, olabildiğince ağır kaldırıyorum ki o kütleyi kaybetmeyeyim. Evet, evet. Sen nasıl yapıyorsun? Herkesin farklı bir şeyi var. Ben tabii. Ben öyle yapıyorum. Ya. Maksimum girebildiğim kadar. Kuvvetim yettiği kadar. Zaten güç karbonatı düştükçe, kuvvet indikçe de kilolar da düşüyor otomatikten. Düşüyor ama yine maksimumunu tutmaya çalışıyorum. Şey yapardık mesela. İşte trisetle, süpersetle yarışma öncesi daha çok işte yağ yakayım, daha çok şey yapayım diye. Evet. Ama bu sefer kütleden kaybediyorsun. Daha keskin durabilirsin ama kütleden kaybediyorsun. Ya şu şey diyor hani çok tekrar yapayım, yağ yakayım şeyine gidiyor da yani bu iş zaten yağ değil. Yok yani. Evet, neyi yapacaksın yani? Hadi girelim. Hadi girelim. Sonraki şey yapalım. Rope, tamam. Push down, peşinden kickback yapalım. Kickback'i kavloyla yapalım. Tamam. İkisi de el diplere vuruyor çünkü. Evet, evet. Kavloyla yapınca. Sen başla bu seferde. Hadi gel. Başlayalım. Yaktım kilo, kilonu ayarla. Yaktım seni bugün vallahi ya. Aynen. Glikojen depoları sıfır evet. Artık. Hadi bakalım. Bir.
sağ arka kolu tricep kası soldan çok daha taraklı. Yani tarak dediğimiz detaylı ve daha büyük. İdmanı bitirdik. Evet. Yine güzel bir idmandı ama tabii ki yarışman olduğu için hani şu anı, şu durumu kaldırabilecek bir idman yaptık. Böyle çok da aşırı hardcore, böyle monster tarzı bir idman. Kan pompaladık evet, diyelim. Kan pompaladık kaslara. Fena değildi. Ama %60'ımızı bile vermedik belki. Evet. Sizler bu videoyu izliyorsanız, aynı idmanı uygulamak istiyorsanız birer tane daha hareket ekleyebilirsiniz. Yani biz iki hareket süpersetli yaptık. Ali Hoca'nın yarışması olduğu için çok yormayalım diye. Siz birer tane daha hareket ekleyebilirsiniz. Bu arada Big Jet'e çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturdu ve güzel bir idman yaptık. Sana da yarışmanda çok başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Zaten çok büyük bir başarı elde etti son zamanlarda. Arnold. Evet, Arnold'dan bahsediyorum ve sen düzenli şekilde yarışıyorsun zaten. Evet. Ben takip ediyorum. Bu kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz o zaman. Teşekkürler.